Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Fiat Doblo'yu inceleyeceğiz. Ticari segmentinin en sevilen araçlarından bir tanesi Doblo biliyorsunuz. Bu segmentte de ticari anlamda kullanmak için gayet mantıklı bir araç. Lafı daha fazla uzatmadan ön tasarımıyla başlayalım. Halojen farlarımız var. Ticari segmentinin artık normal donanımı. Fiyat olarak diğer rakiplerinden uygun, ancak şöyle bir handikap var bu arabanın. 2012'den beri aynı platformu kullanarak üretiliyor. Ama arada makyaj geçirerek güncelliğini koruyan bir model halinde devam ediyor. Ön tarafta plastik panjurun üzerinde krom detaylarla hareket katılmış. Biraz daha Fiat logosunun kromu ile birlikte güzel bir bütünlük sağlıyor. Havalandırma ızgaralarımızın aşağıdakilerle birlikte güzel bir deseni var. Aşağıda da sis farlarımız mevcut. Altta yine ticari geleneği plastik parçalarımız devam ediyor. Şu yan tasarıma geçelim. Yandan baktığımızda gayet düz bir görüntüsü var. Doblo artık hani yolda sıkça gördüğümüz, gözümüze normal gelen bir model halinde devam ediyor. Burada kelebek şeklinde açılan camlar var. Premium Plus alırsanız eğer elektrikli camlar da geliyor. Bu Premium donanım sanırım. Ekrana yazarım ben araştırdıktan sonra. Karartmalı camlarımız yok. Normal camlarımız devam ediyor. Kapı kollarımız plastik. Aşağıda plastik bir parça var. Beyaz renkle güzel duruyorlar aslında. Piano Black boyanırsa daha da güzel durabilir diye düşünüyorum. Burada bir araya girmek istiyorum. Üstteki tavan barlarından bahsetmedik. Güzel duruyorlar. Satin krom, böyle çok parlak değil. Gayet güzel. Aracı tasarımına da bir bütünlük sağlıyor açıkçası. Tavan barları ticari araçlarda güzel. Bir de yan tasarımda şuradaki Piano Black parçayı söylememişim. A sütunu, B sütunu ve C sütununda Piano Black parçalar var. Bunlar da güzel detaylar. Düşünüyorum. Jantlarımız 16 inç, 195, 60, 16 ebadında. 15 bu arabaya biraz küçük kalırdı. 16 güzel olmuş. 17 de fazla kaçar. Tam ayarında olmuş. Arka kapılarımız Skyr, ön kapılarımız normal. Şu yavaştan arka tasarıma geçelim. Birazcık pis araba ama kusura bakmayın. Arka tasarımı da gördüğünüz gibi gayet sade. Bazı donanımlarda Doblo yazısı burada oluyor. Donanım yazısı burada oluyor. Premium Plus da burada geri görüş kamerası oluyor. Bu C formundaki stoplarımız burada devam ediyor. Makyaj da bunlar da değişti zaten biliyorsunuz. Park sensörlerimiz var. Bagajımızı bir... Arkada da şunu ekleyeyim. Bu aracın en büyük artısı diğer rakiplerine göre, en azından kediye göre, bağımsız süspansiyonunun olması. Bağımsız süspansiyon olduğu için arkada biraz daha konforlu olacaktır. Bagajımızı bir... Bagaj kapağımız biraz ağır. Bir elektrik desteği vesairesi yok. Bagaj hacmini ben ekrana yazarım. Biraz daha yaklaşalım istiyorsanız. Bagajımız gayet düz. Herhangi bir eşya gözü vesaire yok. Şurada bir oyuk var. Bir de burada ufak bir oyuk var. Burada bir göz var. İlk yardım seti vardır muhtemelen içinde. Pandizotumuz buradan 3 kademeli katlanıp çıkabiliyor. Ya da alta bir raf olarak koyulabiliyor. Burada bir 12 voltluk soketimiz var. Şöyle yakın detayını göstereyim size. Burada bir 12 voltluk soketimiz var. Bagajımız da gayet 760 litre falan olması lazım bildiğim kadarıyla. Bagajda şurada bir kulpumuz var. Ama bagaj kapağı ağır olduğu için biraz desteklemeniz gerekiyor. Ama sessiz kapanıyormuş. Bizim arabanınki çok sert kapanır. Evet, ön kapıyı açtığımız zaman kapı 90 dereceye yakın açılıyor ve biraz aşağı doğru eğimli açılıyor. Bu iniş binişleri gayet kolay bir hale getiriyor. Kapı üstlerimiz ticari geleneğidir. Sert plastik devam ediyor. Burada kumaş kaplı güzel bir dokusu var. Kapı kolları Dobloların değişiktir. Şöyle yakın görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yakından gösteririm birazdan. Elime alacağım telefonu. Böyle buradan açılır. Tutma kolu vesaire yoktur. Katlanır ayna mevcut bu arabada. Elektrikli ve ayna ayarlarımız şuraya yerleştirilmiş. Burada bir hoparlörümüz var. Kapı içi gözümüzde gayet yeterli. 1,5 litre su buraya koyulmuş. Şimdi telefonu elime evet, aldım. Şunu gösterdim az önce. Kapı kolumuz böyle. Kapı buradan açılıyor. 1,5 litrelik bir su sığmış. Arkaya doğru da birazcık yeri var. Demek ki kapı içi gözü de yeterli. Biraz daha açık olsaydı güzel olurdu. İçeri geçmeden önce koltuklara bakalım. Ticariye göre gayet yeterli. Baldır yanal destekleri gayet güzel. Baldır mesafesi de uzunca. İçeri doğru geçelim yavaştan şöyle. Malzeme kalitemiz tabii ki de sert plastik ama böyle çok ucuz plastik gibi durmuyor. Şuralar biraz daha yumuşakımsı, güzel. 2 tonlu bir torpido kullanılması da güzel açıkçası, ben beğendim. Ama hani şöyle bir genel baktığınız zaman eskidiğini hissediyorsunuz. Bu arabanın hani yıllardır üretilen bir araba olduğunu hissediyorsunuz. Gerek göstergesinden olsun, gerekse
yerleşiminden vesaire olsun. Artık gözümüz alıştı. Eskilerini hissedebiliyorsunuz. Şöyle anahtarını bir göstereyim size. Fiyatlardan tanıdığımız bir anahtar. Kontağını açalım. Şu an açtık kontağı. Sol ön kapı açık. Tamam abi. Multimedya olarak, ekran olarak burada yol bilgisayarı var. Yıllardır Fiat'ın kullandığı bir ekran biliyorsunuz. Devir göstergesi ve kilometre saatinin fontları değişmiş ama ekran olarak hala aynı. 635 kilometrede sıfır bir araç. Bu yol bilgisayarının kontrollerini de buradan yapıyorsunuz sanırım. Menzilini gösteriyor. Gidilen yolu gösteriyor vesaire. Yani her şeye ulaşabildiğiniz bir ekran var. Ama çözünürlüğü ve pikselleri yetersiz. Onun haricinde fena sayılmayacak bir ekran. Direksiyonumuz Fiat'tan tanıdığımız bir direksiyon. Tuşları vesaire yıllardır kullanılan direksiyon. Punto'lardan, yani Punto diyorum, Fiorino'da, Doblo'da, Punto'da, Linea'da tanıdığımız bir direksiyon. Son Fiorino'larda özellikle yine bu devam ediyor. Deri kaplı bir direksiyon değil, plastik bir direksiyon. Premium Plus alırsanız deri kaplı geliyor. Burada herhangi bir göz vesaire yok. Eskiden fiyatlarda burada şey kontrolleri olurdu. ESP, far ayarı falan. Onları buraya almışlar. Far yükseklik ayarı, ASR off vesaire. Sis farları burada. Manuel ve klimamız var. Klima tuşlarının yerleşimi fena değil. Ancak Premium Plus'ta yine daha güzel bir klima oluyor. 6 ileri manuel bir vites topuzumuz var. Debriyaj da çok hafif bu arada. Öyle bizim arabaya göre, bizim arabanın serttir mesela. Bizim arabayla kıyaslayabiliriz bunu. Sonuçta bu da 2011 yılından beri yollarda olan bir araç. Makyajlanmış sadece. Sesi kısalım. Telif yemeyelim. U-Connect adını verdiği Fiat'ın 5 inçlik bir bilgi ekranı var. Dokunmatik hassasiyeti falan tabii ki de geride kalmış. Çünkü bu yıllardır kullanılan bir ekran. Egea'dan beri. Yani 5-6 yıldır kullanılıyor. Ha, yeterli mi? Yeterli. U-Connect uygulamasıyla telefonunuza bağlanıp aracın bilgilerini telefondan görebiliyorsunuz. Bluetooth var vesaire. Gayet güzel. Yani kullanımı kolay. Eliniz hızlı alışıyor. Her şeyi görebiliyorsunuz. Kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Çok fazla grafik vesaire olmadığı için de takılması da yok. Ekranın kullanımı kolay ama şu kadar ekran olsaydı daha güzel olurdu. Biraz ufak. Onun haricinde yeterli. Burada bir adet USB çıkışı var. Burada ufak bir göz var. Bir şeyi de koyamazsınız buraya. Aşağı indiğinizde ufak bir bardaklık 12 volt soketimiz var. Manuel bir el frenimiz var. Sürücü koltuğuna yapışık bir kol dayaması var. Bunlar da yani fena değil. Şöyle koyduğunuz zaman vitese ulaşım biraz zor olsa da, yani şöyle kolum üzerinde vitese böyle ulaşıyorum. Ama ergonomik mi sayılır. Göz olmadığı için birazcık değil diyebiliriz. Burada bir bardaklığımız var. Onun haricinde bir şey yok. Torpido gözümüze bir bakalım şöyle. Yeterli seviyede. Işık vesaire yok içinde. Soğutma da yok. Ama torpidonun boyutu güzel. Kilitli de bir torpido. Üst tarafta ticarinin olmazsa olmaz bir rafımız var. Ve gayet yeterli seviyede. Burada da güneşliklerimiz de. Burada ayna var ama aynanın kapağı yok ve aydınlatması yok. Sürücü koltuğunda ayna da yok. Böyle yani. Şimdi de arka yaşam alanına bakalım. Kediyle kıyasla bu biraz daha hani, nasıl diyeyim, ticari olduğunu hissettiriyor. Yani ona bindiğiniz zaman, bir de buna bindiğiniz zaman bu arabayı ticari amaçla kullanırsanız gerçekten amacının arabası olarak kullanmış olursunuz. Aile kullanımında kedi bir tık daha önde kalır bundan. Ama bir sıkıntısı da yok. Arka kapıyı böyle açıyorsunuz. Kapı açılıp kapanması kolay. Bir sıkıntı yok. Kapının açıklığı da güzel. Arka koltuklar birazcık dik duruyor ama yani ticari, artık yapacak bir şey yok. Sadece biraz şöyle eğimli olması sıkıntılı. Bacaklarınız kendinize toplanıyor. Geçelim içeri. Evet, koltuklar dik ama rahatlığı iyiymiş minderlerinin. Diz mesafesi 4 parmak. Baş mesafesini konuşmamıza gerek bile yok aslında. Burada tutma kollarımız var arkada. Bunun olması güzel bir şey. Dolu paketlerde cam elektrikli açılıyor. Burada kelebek şeklinde açılıyor. Bu bir fark. Kapıyı da şuradan kilidini bırakabiliyorsunuz. Gidip kilitleniyor. Ama kapatması kolay. Kapı içi gözlere şuradan bakalım. Ufak bir bardaklık var sadece. Şurası da küllük sanırım. Ya da boş mu? Boş. Dolu paket de orada, cam açma geliyor. Kapı üstleri sert zaten, onları söylememe gerek yok. Arkadan öne genel bakış da böyle. Yani şöyle bir değerlendirecek olursam, bu arabayı ticari amaçla kullanırsanız gerçekten mantıklı bir araç ama aile kullanımı için farklı modellere yönelmeniz gerekebilir. Hayır, aile kullanımında sıkıntı çıkarır mı? Çıkarmaz. 1.6 litrelik bir motoru var. Ona da bakacağız şimdi. Ama tabii
daha mantıklı arabalar da vardı ama kullanılır yani, niye kullanılmasın, sıfır araba yani gayet mantıklı bir araç. Birazcık işte sürüş konforu, sürüş dinamikleri vesairesi zayıftır ticari olduğu için. Ticariler içinde de birazcık zayıf kalabilir çünkü 9 yıldır falan üretilen bir şasi, 10 yıldır üretilen bir şasi. O yüzden biraz geride kalmış olabilir. Evet, motoru da kaputunu da açtık. Güzel küçük bir kaputu var, çok büyük değil. Burada bir yalıtım var kaputta, amortisör yok. Şuradan tutmak olayla tutuyor. 1.6 dizel multijet 2 olarak geçen normal bildiğimiz fiyattan alıştığımız bir motor. Evet, bugün sizlerle birlikte Fiat Doblo'ya bakış attık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Güzel bir ivmeyle devam ediyoruz. İvmemiz güzel ilerliyor. Sizlerin desteğiyle oluyor bu. Bu abone sayımızın artması bizim daha fazla araç incelememiz için, bayilerin bizi daha ciddiye alması için önemli bir kriter. Bu yüzden abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.